Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? 5. bölümle karşınızdayız. Bu seferki konuğumuz, oyun konuğumuz Mortal Kombat olacak. Geçen hafta bu son programda bir konuğumuz olacak demiştim. Lakin şanssızlıklar artı teknik sorunlar yüzünden bu haftayı es geçiyoruz. Haftaya demek isterdim ama haftaya da GameX fuarından dolayı ben olmayacağım. Ama sonraki hafta mutlaka bir şeyler olacak. Bugünkü ilk konuğumuz Mortal Kombat oyunu olacak. 1 saat kadar Mortal Kombat oynadıktan sonra tabii ki eski dostumuz Street Fighter'a geri döneceğiz. Yaklaşık 1 saat kadar da onunla dayak yiyeceğim. Şu anda yayın nasıl? Ses geliyor mu gelmiyor mu? Hemen söylerseniz bir ayarlama yaptıktan sonra dövüşe geçmeyi planlıyorum. Sanırım biraz kare atlama sorunu yaşanıyor. Onu düzelttikten sonra evet, ne diyorduk? Bir adet mini yarışmamız var demiştim. Mini, gerçekten mini. Large hatta. Şöyle bir resmi Tomb Raider tişörtü var. Bunu beni yenene vermeyeceğim. Ufak bir soru soracağım program içinde. Çok basit bir soru olacak. Sorunun doğru cevabını vereceğim mail adresine doğru cevabı iletenler, yani ilk doğru cevabı verene vereceğim kısacası. T-shirt large, tekrar göstereyim. Şöyle bir deseni var. Gayet güzel. Kullanmadım. Ütülemedim yani. Hiç paketinden açılmadı. Kullanılmış mal vermiyoruz. Kışında çok güzel bir tişört giyersiniz diyeceğim ama kazak altına giyersiniz. Sıcak tutar. Evet, ne diyorduk? Şimdik ben size biraz Mortal Kombat oynayacağım. Ondan sonra online tarafa geçeceğim. Sizden ricam, Mortal Kombat'ınız varsa atlayın gelin dövüşelim. Oyunun ses ayarları yüksekse lütfen belirtin, kısayım. Bu arada birkaç dakika pratik yapacağım Reptile ile. Çünkü takılmam var. Takılmayı size o zaman hemen düzeltmeye çalışayım. Bitrate'i düşürürsem sanırım düzelecektir. Tekrar takılırsa lütfen söyleyin. Reptile'le oynamıyordum normalde ben. Bir bakayım şöyle falan dedim de acayip hızlı iki hareketinden dolayı aslında bayağı avantajı varmış. Birincisi bu. Şöyle gücümüzü Enhanced halinde şöyle. Bir de şu hareketi sayesinde. Xbox'tan oynamıyorum Romeo Eugen Bey. Arcade stick bağlayınca A, B tuşları şey çıkıyor. Şu hareketin de hızlı hali şöyle. Bu hareketlerden dolayı sevdim. Biraz şöyle elimizi ısındırırsak. Tam yok oluyor, daha ne yapsın? Mortal Kombat'ta bildiğiniz gibi en büyük avantajınız hızlı olmak. Karakteriniz hızlıysa siz de hızlısınızdır. Ve avantajınız vardır. Şimdi online tarafa bir geçelim. Ben bir kaç deneme yaptığımda çok verim alamadım. Çünkü oyunu çok az kişi oynuyor. Toplasanız 100 kişi oynamıyor sanırım. Bu saatte bakalım kaç kişi oynayacak. İleride X yayını da yaparsınız umarım demiş. Zayla Wolf. Evet, tabii ki Mortal Kombat X yayın olmadan bir dövüş oyunu programı olmaz. Şimdi en kalabalık 50 kişilik babalı iti de var. Buna girelim. Sorun aslında kişi bulmaktan ziyade bağlantısı güzel biri olmak. Bunun bağlantısını görebiliyor muyuz? Göremedik. Görebildiğimiz kişilerden birileriyle oynayalım. Gördüğünüz gibi herkes oyunu biliyor.
Ben yaklaşık 1,5 sene önce falan bıraktım oynamayı Mortal Kombat'ı. Online'da bir 400-500 maçım var. Toplasanız 50 saat oynamadım. Şu anda hangi platformda oynuyorsunuz? Bilgisayarda Steam'den oynuyoruz. Steam kullanıcı adının Volki 1907 ya da Radov diye aratırsanız bulursunuz. Lütfen gelin. Hala oynayanınız var mı bilmiyorum da. Adam buluyoruz, bir de kabul ettirmesi var. Injustice da var. Injustice da oynayacağız gelecek programlarda. Hepsini bir arada oynamıyoruz. Bildiğiniz gibi 1500 tane dövüş oyunu yok. O yüzden her hafta bir konuk, bir de Ultra Street Fighter oynuyoruz. Hadi ya, bir kişi de kaç maçım varmış? O çok az, 275'e 155 bin. Mortal Kombat'ta hiç iddiam yok. Yine de Kung Lao ile fena dövüştüğümü söyleyebilirim. Hadi gel, legli mekli oynayalım ya. Tekken oynamıyor musun? Tekken oynamıyorum ama Tekken oynuyorum. Yani şu anda Tekken oynamıyorum. Bayağıdır Tekken Tek 2 oynamadım. Ama Tekken oynuyorum. Tekken 7'ye kadar da Tekken oynayacağımı sanmıyorum. Çünkü Tekken diğer dövüş oyunları nazaran biraz emek istiyor. Bütün dinamiklerini kapıyor, kapana kadar falan bayağı zaman geçiyor. Sonra bir es verdiğin zaman tekrar baştan oynuyorsun. Evet, gördüğünüz gibi rakip bulmakta zorlanıyorum. Yani rakibim yok. Gürkan derken Gürkan adında mı girdin? Eğer aynı lobiye girerseniz iyi, kullanıcı adınızı söyleyin ki sizi bulabileyim. Kimse beni sevmiyor. Kimse oynamıyor benimle. Sen gel. Tabii oynayacak kimse bulamamızın nedeni oyunun iyi ya da kötülüğü değil arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Mart ayında, Nisan ayında oyunun yenisi çıkacak. Ve yani bir oyunun kariyerinde gayet normal bir şey. Son aylarında oynayacak kimsenin bulamamak sorunu. Gerçi buluyoruz da yakın olmadığı için kimse kabul etmiyor. Şöyle bir tekrar. Şuralarda kimse yok mu ya? Şu 3 kişinin bir kişi oynar mı bende? King of Deal yapalım. Bundan sonra ne oynayacağım? Bundan sonra Ultra Street Fighter 4 oynayacağım. King of Deal modu cidden dövüş oyunları içinde en eğlenceli modlardan biridir. İnşallah yeni oyunda da mutlaka olacağını tahmin ediyorum ben. Yarışmayı programın herhangi bir anında yapacağım arkadaşlar. 5 tane sorumu 5 dakika sonra da sorabilirim. Yarım saat sonra da sorabilirim. Ne zaman söyleyeceğimi söylemiyorum.
İzleyelim bakalım. Shiva. Biz oynamıyoruz, bari milleti izleyelim. Yarışma nedir diye merak eden olursa tekrarlıyorum. Şöyle bir official Tomb Raider tişörtü, large'dır. Kazağınızın içine giyebilirsiniz yani. Ya da yazı yatırım yapabilirsiniz. Çok basit bir soru soracağım. Cidden çok basit. Doğru cevabı yazarken tabii ki adınızı da, ya da kullanıcı adınızı söyleyin ki buradan da şey yapayım. Kimin kazandığını söyleyeyim program bitmeden. Sonra ben o kişiyle iletişime geçeceğim. Kargo adresi için. Hayır, matematik sorusu değil tabii. Oyunsal bir soru, hatta konseptli bir soru olacak. Ama çok basit, emin oldum. Sanki onlarda da biraz lag var. Hantal gözüküyor. Biz izlerken siz konuşun bari, ne var ne yok, ne yapıyorsunuz, ne oynuyorsunuz, ne izliyorsunuz, ne dinliyorsunuz. İlla oyunlardan bahsetmemiz gerekmiyor arkadaşlar. Gayet geyik bir adam olarak. Hadi ya, sabırsızlandım. Böyle YouTube izlemeyi de yani hiç sevmem de. Konu Mortal Kombat olunca. Neyse ki arkadaş da çok iyi bilmiyor. Yahu yaksana ya, yaksana, alttan yaksana. Kızım skorpiyonsun sen. Aferin. Aferin kızıma. Güzelliğe bak. Evet. Give your respect. Sana puanım 3 kanka. 10 verdi ya. There is a new king. Ya sıra bende değil mi? Lanet olsun. Ha, ben neymiş? Jax, Kum Lao. Fog ekranda mı oynayalım? Peki, fog ekranda oynayalım. Bring it. The Shaolin. Round one. Fight. Barkat yemeyecektik. Kung Lao'yum ben. Bütün Jack'ler niye aynı ya? Korun korun. Ne kadar?
Nedense harbiden helal diyeceğim. Kaldı öyle. Pörtlek gözümde kaldım resmen. Evet. Oyun, kendine gel. Odadan mı attılar? Ha. Kendime 10 vereceğim. 0 mı? Çok lag yoktu ya bu sefer. Bu maçımda hani biraz vardı da. Reptile alıp yenileyim mi? Yoksa bir maç daha yeneyim mi? O kadar eminim yani, yeneceğim. Nightwolf. Anladım ne yapmak istediğini. Elan Wolf. Evet, dünkü Dreamhack maçlarını, Dreamhack Winter'ı bahsediyorsan izledim. O hakkında biraz konuşacağım Street Fighter'a geçince. Hadi bakalım. Ağını kırarım oğlum senin. Böyle. Bilmiyorum lan bu finişim nasıl. Vallahi bilmiyorum. Puanlar alalım beyler. Kaç veriyorsunuz? Birazdan kovarlar odadan herhalde zaten. Var mıydı öyle bir şey? Oda sahibi kovabiliyordu sanki. Sıfır ne ya? Çocuklar yani, ayıp. Ayıp yani, sıfır sıfır. Hadi yenileyim ya, hadi. Reptile. Scorpion. Harbi demiş ki görüntü kalitesi ayarları yok mu? Şu anda gayet düşük bir görüntü kalitesinde veriyorum yayını. Yaklaşık 1200, yani 1 megabit
bağlantısı olan bile çok rahat izleyebilir aslında. Güzel. Tam benim gibi oynuyor aslanım. Oh, ne takıldı ne takıldı. Ay, ne takıldım ha. Of, oturtamadım. Şu anda PC'den oynuyorum Alfayas. Aynen. Maç bitti hemen. Aferin çocuk, bir 10 sen veriyorsun bana. O da ben miyim acaba? Kendi kendime puan veriyor. It has begun. Kaliteyi biraz daha düşüreyim o zaman beyler. Madem istediniz, 1100'e düşüreyim. Dilerim sorun sizin için çözülür. Aa, kimse kalmamış. E gidelim o zaman biz de, ne yapalım? Adamların oyunun içine ettik. Gidelim biraz şöyle testicle adamlarla oynayalım. Gel bakalım. Bu arada bütün, yani bütün değil de çoğu dövüş oyunu Steam'de indirimde arkadaşlar. Injustice 7 küsür liraydı en son. Ben aldım, bilgisayar aldım bir daha. King of Fighters keza öyle. Street Fighter, Ultra Street Fighter %10 falan bir indirimdeydi. Başka ne vardı? Guilty Gear'ler, Blaze Blue'lar falan da indirimde. Şey yapabilirsiniz yani. Bir bakın derim. Bunun dışında geçen hafta oynadığım King of Fighter 98 Ultimate Edition ön siparişi açılmış Steam'de. 12 Aralık'ta çıkıyor. %50 indirimle açılmış. Yani 20 lira, 20 küsür lira falandı sanırım. Alabilirsiniz. Oha, yani adam seçemeyecek kadar lag var şu anda oyunda. Çıkmış zaten. Viking Liorlof nasılsın demiş. İyiyim, sen nasılsın? Ne var ne yok. Hava soğuk mu oralarda? Evet, benim dediğim fiyatlar şeydi. Tabi o anlıktı, şu anda değişmiş olabilir. Ama yine 15 lira dediğin nedir ki derim, alın. Şöyle bir şey var, Injustice oynamanızın faydası Mortal Kombat X'te gösterecektir kendini. Çünkü mekanikleri biraz aynı. Hani Mortal Kombat'ı şimdi alıp oynasanız bir yatırım sayılmaz ama Injustice oynamanız Mortal Kombat X'e bir yatırım
Çünkü oynayanların dediğine göre bayağı benzerlik var şeyde. Combo altyapısı bayağı benziyormuş. Hayır, King of Fighters Steam Edition değil. Yani o da var. Ama 98'den bahsediyorum ben. Kimse oynamıyor ya bu odada. Çıkayım şu ufak odalardan birine gireyim o zaman bir de. 13 kişilik. Bir dakika, burası zaten orası mıydı? Hadi evladım. Hayvan gibi bir lag. Evet, adam atıyor zaten. Lag'i gören gidiyor. Cidden Mortal Kombat'e böyle miydi? Ben oynamıyorken kesin düzelmiştir falan diye düşünüyordum da 100 kişiye bile oynatamıyorlarsa oyunu. Cidden fena. O zaman size şeyi söyleyeyim. King of Fighters 98 Ultimate Edition net kodu iyi olacak diyorlar. Neden iyi olacak diyorlar? Çünkü Killer Instinct 2'yi port eden abiler yapıyor. Net kod sistem olarak input delay'i kullanıyorlarmış. Rollback'i kullanmıyorlar yani. Diğer adıyla GGPO yani Good Games Peace Out. Arasındaki fark nedir derseniz özetleyeyim. Maçı bile cancel edemiyorum. Input delay denilen şey arkadaşlar dövüş oyunlarında en çok, yani pahalı oyunlarda diyelim, en çok kullanılan sistemdir. Hareketleriniz arasına lag koyar. O da yaklaşık pinginizin 3'te 2'si ya da yarısı kadardır. Bu tabi pinginiz ne kadar iyiyse sizin de o kadar lagsiz oynadığınıza işarettir. Şu 3 kişiliğe bir daha alalım. Rollback ise şeydir. Size lag'i hissettirmemek için aslında lag vardır. Lag'i kapatacak ufak trikler yapar. Animasyon ekler. Siz sanki lag yokmuş gibi oynarsınız oyunu ama aslında lag vardır. Sadece size input delay olarak gözükmüyordur. Bu sistemi 2011'de şey buldu. Shoryuken.com'un yapan abi buldu. Adam zaten pro gamer olduğu için bu sorunu nasıl çözerim, nasıl çözerim deyip kendi oturmuş bir sistem yazmış. Adına da GGPO demiş. Nitekim mesela School neydi? School Girls rollback sistemini kullanıyor. O yüzden bayağı iyi derler net koduna. Mesela Soul Calibur 5 çıkınca da önermişlerdi sistemi. Lakin adamlar bu sistem bize yeterli değil, biz input delay kullanacağız demişti. Ve Soul Calibur 5'in cidden net kodu harikadır. Bugün girip bakarsanız bile böyle lag hissetmezsiniz kesinlikle. Tabi bunu oyunu yaparken ona göre yapmaları lazım. Yani şu anda oyunun bu oyun hakkında bir net kod sorunu çekiyorsak bunun nedeni tamamen yapımcılar. Çünkü ona göre yapmamışlar yani, düşünmemişler. Ama işte yeni nesille birlikte bu sorunu çözeceklerini umuyorum. Lan birinizle oynayalım hadi ya. İyi dayaklar Volkan abi. O ben dayak yiyeyim, siz eğlenin. Xiaomi. Eyvallah, sağ olasın. Burada havalar. Burası da İstanbul. Burada da soğuk, yağmurlu. Sen gel. O da gelemedi. Ben oyun açamıyor muyum? Ha, o da yaratabiliyor. Anladım. Şuna girelim bir daha. Bunlar az önce oynadığımız adamlar mıydı?
Neyse, next round'u bekleyelim. Bu arada konuşalım. Yeni giren varsa yarışmanın şeyini biliyordur. Ödüllemişsek tabii ki bir PlayStation 4 veremiyoruz. Tişört veriyoruz en fazla. Gelecek programlarda böyle piyasadan bulamayacağınız ama hoşunuza gidecek birkaç şey vermeyi planlıyorum. O yüzden bizi takip etmeye devam edin anacığım. Bekleyemeyeceğim. Sabır. Sabır sabır nereye kadar? Buradan adam buluyor mu? Valla diğer oyuna henüz geçmeyeceğim. Ayıp yani. Bir saat oynayalım dedik, şimdi yarım saatte çıkarsak canım Mortal Kombat ayıp olacak. Evet, diğer oyuna geç diyenleri alalım o zaman. Diğer oyuna geç diyenler 1, hayır geçme yarım saatte oynayanlar 2'ye bassın. Anladığınız dilden konuşayım. Biriler önde gidiyor. Sen de oynayalım bari ya. Şu maçı da yapmaya çalışayım. Sonra bu arkadaş iyi bilen bir arkadaşa benziyor. Bir yenilelim de kendimize gelelim. Kabal'la Reptile zaten bu oyunun en baba. Neyse, çıkıyorum beyler. Cidden oynanmıyormuş. Şimdi size o zaman bir adet Street Fighter açayım bu sırada. Bir saniyenizi rica edeceğim. Zaten çalışıyor derken nerede çalışıyor?
açtık da görüntüsü gelmedi değil mi? Şimdi gelecek. Alfiyaz demiş ki Mortal Kombat'ta PlayStation 3'e cidden iddialıyım. Şimdi PC için alsa oyunda bir değişiklik yok değil mi? Oyunda bir değişiklik yok da dediğim gibi, gördüğün gibi daha doğrusu, oynayacak adam yok. Bir PlayStation 3'te şansın daha fazla olabilir. İddialıysan konsolda oynamanı öneririm çünkü cidden kötü. Benim bağlantım hep bir pingle bağlanıyorum normalde. Ama ben size önce daha güzel bir şey göstereceğim beyler. Bunu izlediniz mi bilmiyorum ama bir izleyelim. I always wonder, you know, everyone always wonders this question. Should Justin have thrown the fireball first before he did the super, you know? But he was afraid it was going to be too much of a giveaway when he was going to do the super. Wow. Justin's footsie. Oh, look at really, the range. Really good. Oh, nice parry, but no punish. For Chen to have taken off half-life in 10 seconds without bar is a huge, huge plus for her. Now she has the corner and she's so dangerous. Oh, Daigo wasn't sure if that low board was going to connect. That's why you saw no cancel in the Shifu. That range. Oh, God. Oh. I mean, it's really interesting. I feel bad for Ken just seeing that range. Knowing that Justin doesn't actually carrot, though, the range actually isn't as scary versus Justin, but he's so good at making up the distance by just walking and throwing anyway. He still controls the... Oh! Oh! Justin said, you know what? Do it, Daigo! Do it! I dare you! I dare you! No success for Daigo that time. Oh my god, too funny. Oh, went for the grab, yeah. Way too far away. Not punished well though. That's super! Punished, yeah. Could be it on the mix up here. Nice. Oh! What? Whoa! That was so weird! He should have canceled it. Strong DP right into super. Oh, get out of here! Get out of here! He's going for it! He's going for it! Will he get the jump afterward? Here it is! Oh! Oh! Ah! Get that corner. I want you to take this round, Daigo. Oh! Daigo Umehara. Pull it off again. That was awesome. That was awesome. Wait, Şimdi size izlettiğim şeyi ne olduğunu kesin biliyorsunuzdur. Bildiğiniz gibi Evo'nun böyle çok ünlü momentları vardır. Birisi de Daigo'nun Street Fighter 3 Third Strike'da bütün Chun-Li'nin perilerini yapıp yendiği maçtır. Eminim hatırlıyorsunuzdur. Onu tekrar yaptılar. 2 hafta önce bir etkinlikte tekrar bir araya gelmişler. Sırf tabi biraz yalan dolan var yani. Adam işte bekliyor hareketi yapıp. Daigo şey yapıyor. Tekrar yapabiliyor aynı özele peri yapıp. İşin ilginçliği şu, bundan önce yarım saat, yani yarışmadan önce yarım saat şey oynamışlar. Yani Daigo pratik yapmış ve sadece bir kere yapabilmiş bu şeyi. Yani yarım saat uğraşmışsa yaklaşık olarak 30 saniye dersek bir 60 kere falan denemiş ve bir kere yapabilmiş. İkincisini de canlı yayında yapabiliyor. Bayağı güzel, ilginç bir şey. Tabi farklı olan bu sefer Justin Wong yeniyor. Ama turnuva Ultra Street Fighter 4 üzerindeydi. Yine Rufus'u aldı. Ve yenildi. Ondan sonra devamını bulup izlemenizi öneririm. Ondan sonra şey oldu. Sanford O'Neil oynadı Daigo'ya. Bir güzel ezildi. Çok ilginçtir. Alex Ville abimiz Hugo'yla daldı Daigo'ya ve ezdi resmen. Bu az önce izlediğiniz Daigo bayağı hayatında gülmediği kadar gülüyordu. Şimdi Hugo maçından sonra bildiğin adamın yüzünden düşen bir parçaydı.
güzel bir anmış yani, güzel bir etkinlik yapmışlar. Tekrar yapabiliyor abi yani, çünkü bayağı tozlanmışlar ikisi de. Oyun oynayamıyorlar ama o hareket bayağı zordur. Benim gerçi bayağıdır denemedim ama denediğim zaman yarısında falan kalıyorsunuz, yapamıyorsunuz hareketi. Yarışma sorusunu bu round'dan sonra soruyorum arkadaşlar. Isınmadan da Street Fighter'a girdik ama. Oo, hiçbir şey yapamıyoruz. Yap özel. Merhaba arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar olmuş. Gökhan'la Amerikan Zenci. Ne güzel isimlerimiz var. İşin kötü tarafı şu anda nedense bayağı bir lag yiyorum. Normalde yememem lazım. O kadar oynadık oyunu. Aa, yapamıyorum. Evet. Şu tişörtü almak istiyorsanız, kazanmak istiyorsanız arkadaşlar, volkanetoyungezer.com.tr adresine şu sorunun doğru cevabını ileten ilk arkadaşa vereceğim. Kullanıcı adınız ya da buradan açıklamak istediğiniz adınızı yazın ki açıklayabileyim. Sorumuz şu: Ultra Street Fighter 4 ile oynanabilir kaç adet karakter vardır? Ultra Street Fighter 4 ile oynanabilir kaç adet karakter vardır? Bunu doğru cevabı veren ilk arkadaşa tişörtü yolluyorum. Tabii ki sadece bir kere doğru cevap verme hakkınız var. Doğruyken çekemiyorum ya. Mortal Kombat'tan çıkınca. Kapıyor ya. Neyse. Bu arkadaşı cevap dövmeyelim çok. Soruyu tekrarlıyorum. Ultra Street Fighter 4'te oynanabilir kaç adet karakter vardır? Bakın, Ultra Street Fighter 4 diyorum. Bir önceki serileri vermiyorum. Perfect mi yoksa? Ha. Vurana kadar Shoryuken. Mail atacaksınız arkadaşlar. Buradan cevap vermeyeceksiniz. volkanetoyungezer.com.tr adresine.
Ultra Street Fighter'a da beklerim bu arada. Açayım bir oda birazdan, elim ısınsın da. Gelin dövüşelim. Buraya yazmayın beyler. Ya da kandırmayın milleti yani. E-mail atacaksınız. volkan@oyunyazar.com.tr adresine, e-mail adresine. Demiş ki oyun gezerden ayrılma gibi bir durumun oldu mu hiç? Hayır, olmadı. Sadece askerdeyken. Muaftım. Onun haricinde öyle bir durum olmadı. Ha, ama ayrılma derken ofis içinde mi çalışıyorsun diyorsan hayır, artık oyun gezer içinde ofiste çalışmıyorum. Sadece freelance'im. Kaçtım bebeğim. Maillere bakalım. Gelen giden var mı? Evet, e-maillerinizi yollamaya devam edebilirsiniz. Şansınız devam ediyor. Kime alayım? Sana bu koyalım. Böyle bunu yenmek de var ya. Tabii üçüncüsünü yapmayacaktık böyle. Atlayamadık. Hotmail değil beyler. volkan@oyunyazar.com.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Cevaplarınızı oraya atın. Memolik abi demiş ki torrent oyun siteleri biz yazısal siteleriz diyor. Evet, sonra oyun oynamaya izin mi veriyormuş anlamadım. Stream yapmaya mı? Gel bebeğim. Biliyordum onu yapacağını ya. Hop. Geber. King of Fighters serisini herhangi bir oynadım mı derken burada mı yoksa genel olarak mı? Programda oynadım. 98'i oynadım geçen hafta.
YouTube'dan tekrarını izleyebilirsiniz. Ama Aralık'ta bir daha oynayacağım. Çünkü stream'e Ultimate Edition Remaster hali çıkacak oyunun. O yani online tarafı olacak oyunun. Onu oynayacağım. Ama genel anlamda soruyorsan bütün eski serilerini oynadım. 2002'den sonra sadece 13'e geçtim. Aradaki oyunları oynamadım 2002'den sonrakileri. King of 13'ü de oynayacağım bu arada. Hadi bitsin bu çile yayın ya. Spla da bir özel atayım. Yerden mi geleceğim? Bir daha. Ah kandırdı. Tek soru ve tek ödül, evet. Bir iki tane daha gönül isterdi ki olsun ama yok. Alper Sener. Haftaya LOL oynamam. LOL programı değil bu. Onu yapan zaten bayağı bir yayıncı var. Onları takip edebilirsiniz. Burada sadece dövüş oyunları olacak arkadaşlar. Retro ya da yeni, eski fark etmez. Dövüş tabanlı oyunlardan gideceğiz. Bir oda açıyorum. Gelen gelsin. Düşüncelerim genel anlamda ne derken King of Fighters hakkında soruyorsun sanırım. Tabii ki güzel yani, King of Fighters sevmeyen bizden değildir. Memolik, hani korsan oyun çıkarıp yayın yapıyorlar dediğin korsan ayıp alıp oyun mu yapıyorlar demek istiyorsun? Tam anlamadım sorunu. Yapabilirler yani, oyunu stream yaptığın oyunun korsan olmamasını anlayacaklarını sanmıyorum. Evet, hala sorularınızın cevabını iletebilirsiniz beyler. Senin bağlantın kötü, seni kilitliyorum. En son kofu 6 yaşındayken abimin yanına ya. Bayağı önce oynamışsın yani, şimdi 98 çıkınca bir alışmaya süresi olur yani. Ama evet, 98 serinin en saygın gören oyunlarından biri. Çünkü acayip dengeli bir oyun. Yani KOF 13'ten bence daha dengeli. Artı yeteneğe önem veriyor yani, hıza değil. King of Fighters 13'te çünkü adamı 5 özelinize doluysa %100 damage verebiliyorsunuz ya da ona yakın bir şey yapabiliyorsunuz. Sürekli aynı hareketi loop ede ede adam dövme şeyi yeni çıktı zaten. Eskiden dövüş oyunlarında öyle adamı köşeye sıkıştırıp havada 1500 combo öyle bir şey yoktu. 98 o açıdan iyiydi. Bir de 2002'yi de çıkaracaklar. Sanırım Ocak gibi, ocağın sonu gibi 2002'nin de remaster halini çıkaracaklar. O da online desteği olacak. Kimse yok sanırım. V for Vendetta 61 demiş ki Mortal Kombat'ta oynadın mı? Evet, oynadım. Mortal Kombat'ı geçtik. Biraz az oynadık. Nedeni de bağlantı bok gibiydi. Özetle. Sorun bende değildi arkadaşlar. Cidden oyundaydı sorun. 20 megabit download, 20 megabit upload'um var. Kimseye bok attırmam yani. Senin bağlantın kötüymüş. Hadi işte, oynayacaksan oyna sen de ya arkadaşım. Bu Zero 37. Bununla oynamıştım sanırım bir kere. İyi oynuyordum.
GTA 5 PC'ye çıkınca çekecek misin? Hayır, çekmeyeceğim. Sadece dövüş oyunları çekeceğim. Merhaba Arenaha. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ultra Street Fighter 4'te kaç tane oynanabilir karakter var? Volkanetoyungezer.com.tr adresine doğru cevabı yollayana bir adet Tomb Raider tişörtü hediye ediyoruz. Sen de mi şorculardansın ya? Oha. Neyi kaçırdım? Çünkü neden? Lan o nasıl şorikencisi? Öyle şoriken mi çekilir? Resmen kımıldayamıyorum ya. Oo. Hop. Hugo'yu alacağım bu arkadaş. Doğru cevabı vereni programın sonlarına doğru açıklayacağım beyler. Şimdi bir şey söyletmeyin bana. Bayağı zorlanacağız. Hadi bakalım Hugo'ya. Yanına yaklaştırmayacaktır çünkü. Mortal Kombat oynadım. V4 Vendetta. Sorduğun ikinci kere. Oynadık ve geçti o. Bir daha zıpla. Daha zıplamıyor lan herif. O zıplayan adamdan eser kalmadı. Dreamhack diyorduk, evet. Dreamhack'in şampiyonu Fuda oldu. Feilong, ünlü Feilong. İkinci Gamer B oldu. Üçüncü Itabayashi oldu, Zangief. Dördüncü de Luffy oldu.
Bence Gamer B hak etmişti. Lakin çünkü neden hak etmişti? Losers'tan geldi. Luffy'ye kaybetti. Luffy'ye kaybettikten sonra Losers tarafından çıktı. Bir 3 maçı yendi şeye, Feilong'a karşı sonra. Sonraki 3 maçta son ana geldi. Son anda hatta alabilirdi. Son anda bir şey oldu. Kitlendi adam. Hatta Fuda da o yüzden çok sevinemedi. Son anda bir hareket yapması gerekiyordu. Onu yapamadı yani. Kendine enerji basacaktı. Elena ile oynuyordu. Adon'la oynamadı. Herkes de şey dedi sonra, yenildikten sonra işte karakterine sadık olmanın, olmamanın cezası. Tabii insanlar öyle bakmıyor. O gözle bakmıyor. Kendini geliştirme olarak bakıyor. Yani bir karakterle oynayıp 10 yıl finale gelmekle yeni başladığım bir karakterle finale gelmek farklı şeyler. O yüzden Gamer B'yi, herkes Gamer B'yi tutsun, yapsın istiyordu. Olmadı. Beni şaşırtan Luffy oldu. Zangief'e karşı kaybetti bir de. Ne yapıyorsun ya? Of. Kendine X'i yazanıyor. Hakan'la ne bileyim ya, Hakan zor. Ben zaten grapple'cılarla oynayamıyorum. Hakan'la hiç oynayamıyorum. Atladı üzerime ya, çatladım burada. Arda Turan'la akraba değilim tabii ki. Starbucks'a gitsem ne alırım? Çay latte alırım. Bir daha oynayayım arkadaşla sonra. Gidelim. E-maillerinize tekrar bakayım. Şansınız hala devam ediyor gibi diyebilirim. Bence tekrar yollayın. Doğru cevabı biliyorsanız. Ultra Street Fighter 4'te kaç adet oynanabilir karakter vardır? Sapı ne güzelmiş. Aha oldu can. Kapamadım. Yemek yiyip geldim, hiç loss aldım mı? Evet, yenildim. O ne saçmaymış ya? Helal olsun.
Alışık olmadım tarz oyun ya. Ha. Gel bir daha ya. Seni Evil Ruh'yla mı yenebiliyoruz şimdi? Niyeyse iyi bilmediğim adamla. O zaman Fireball'a karşı bir zaafı var. Fireball game'e girelim. Peki. Ne güzel değiyor. Hem öldü hem stun oldu. Bayıltır ve öldürürüm. Ay ne cross atmış arkadaş ya. Kaçırdık. Biliyordu şuriken çekeceğim. Oha. Üç tekme ya. Sandaletin ucu çarpıyor böyle. Neyse sıkıldım gene karşı oynamaktan. Puan maçlarına bakalım. Biraz puan dağıtalım. Millet yenilelim bakalım. Buzlu Japonya'dan Zayland. Ryu mu, Evil Ryu mu, Evil Ryu derim. Çünkü Fireball'da daha etkili. Bir tek yerden orta tekmesi daha kötü Evil Ryu'ya göre. Geri kalanlarda bayağı şey var. Artısı var. Geri ileri dashleri daha hızlı. Artı Tatsumaki'sinden sonra devam edebiliyorsun kombaya. Artı Axe Kick. Bayağı iyi. Oynamayacak herhalde. Oynamazsa oynama lan.
Kendi odamızı kuralım. Bakalım kim gelecek. Ben odayı kurduğum zaman sağlam oyuncular geliyor. Çünkü puanına göre o adam aradığı için. Hunter geldi. Benim arkadaş ismini vardı galiba. Haftaya LOL yayından sonra LOL oynamıyorum arkadaşlar. Vallahi oynamak isterdim ama LOL oynamıyorum. Hoş geldiniz Zignok. Aynen dayak var. Gelin. Yavrum tekmenin uzunluğuna bak ya. Analar ne tekme doğurmuş. Huh. O herif sadece tekmeyle oynuyor ya. Tekme. Oh, LOL oynadım, hiç oynamadım değil. 20-22. Level'da falan bıraktım sanırım. Yani çok zaman harcayacak bir oyun gibi gelmedi bana. Tabi zevk meselesi, yani şey değil, oyunu kötülediğimden değil. Tamamen zevk meselesi. Yani şu işte yapmışım 4000 tane maç, harcamışım 450-500 saat şu oyuna. Çok mu gerekliydi? Yo, değildi. Dediğim gibi sadece zevk meselesi bunlar. Yumruk içinde. Ah be, öldürebilirdim ben. LOL'un zaten TR sunucusunu oynamıyordum oynarken ben. West'te oynuyordum. Ya LOL açıkçası bir şey bence, takı bir grubunuz yoksa, bir arkadaş grubunuz yoksa çok eğlenmezsiniz gibi geliyor. Çünkü bilmediğiniz 4 kişiyle beraber oynuyorsunuz. Dallamanın biri hata yapıyor, bir şey yapıyor, ne bileyim, saçma saçma bir şey yapıyor. Bütün etkisini siz görüyorsunuz. Arkasını toplamakla uğraşıyorsunuz falan. Çok mantıklı değil. Ama ararsa 5 kişi bir grubunuz, haydi toplanalım oynayalım diyorsanız bence bayağı keyifli oyun. Şu arkadaşa bakalım. Bu arkadaşa bakalım.
Turuncu diyor ama hadi. Oynasam mı? Yok, kırmızıya döndü. Kırmızıyla oynayayım şimdi. Yenilmektense. Drunken Boxer. Başka ne oynuyorum? Vallahi şu aralar çok bir şey oynayamıyorum. Anca dövüş oyunları. Mobil oyunlar. Onlar da tuvalette. Two Dots diye bir oyun çıkmış. Noktacıkları birleştirme oyunu. Bayağı güzel, onu oynuyorum. Öneririm. Evet. Doğru sonucu açıklayayım mı? Hadi bu rounddan sonra. Çünkü bir kişi doğru cevabı vermiş bile. Siz ne oynuyorsunuz? GTA 5'e geçtiniz mi? Arkadaş 250 lira olur mu bir oyun ya? Vay. Güzel. Oh lag. At göz üzerine. Kekomançı gibi. Güzel. Atlamayacaksınız. Sakin oynayacaksınız. Dediğim gibi oynamayacaksınız. Bekliyor çünkü. Niye ki lag dedik ha? Sıçsaydın. Hala üstüne gidiyor adamın ya. Halle yine ya. O oyun gezer TV kim acaba? Sahibi geldi kanalında, alın beyler. Doğru cevabı söyleyen ilk kişi Numarato Gökhan adlı arkadaşımız olmuş. 44 demiş, doğru demiş. Kendisini kutluyorum. Kendisine e-mail atacağım. Sinan sen misin? Sen 3 kere tıkla chat'e. Dan. Of, danlardan nefret ediyorum. Danla oynayan bir kesin bir tak frame trap yok, yenecek. İşte pratiğim yok dana karşı, kimse almadığı için. O Sinan Reis gelmiş. Ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk.
Hadouken. Empty job cup. Yedik mi? Dan soytarı ya tam. Vallahi dandan dayak yiyorum Sinan ya. Yapacak hiçbir şey yok. Bayağı oynaması zor karakter. Alıyorsa biri kesin biliyordur yani. Perfect bile yenebilirim yani. Ama lag var, o yüzden saymam. O nasıl oynuyor lag varken? Ah götüne. Oho. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ne yapıyorum ben? Sorgu. Dan git. Niye sevdim var ya? Ölmüştüm. Maçı kaybetmedim Sinan'ım. Gitmiyorsun hiçbir yere. İyi, 3000'in üstünde kaldık. Bakalım. Depoy, Soul Calibur oynuyor muyum? Vallahi bayağıdır oynamıyorum ya. Bayağıdır oynamıyorum. Herhalde bir en fazla 20 saat oynamışımdır ama dolu dolu bir 20 saat. Güzeldi yani oyun. Online çok keyifliydi. Kullanıcı adından Bariyatak. Ama bu da coğrafya uzak ya, seçmeyelim şimdi. Kullanıcı adından dövüşçü kalitesi seçme. Şu arkadaş iyi de çevresi kötü sanki. Niye giremiyorsak? Ha, aklıma ne geldi? 1.04 güncellemesini duyurdular geçen hafta oyunun. Aralık'ta geliyor beyler. Net kodu düzelteceğiz demediler. Ama ne getiriyorlarsın? 4'te şey, Arcade Edition'daki karakterler artı Ultra Deck karakterlerin trial'ları geliyor. Yaşasın. Bence en güzel tarafı o. Omega mod geliyor. DJ'yi nerfleyecekler. Eminim birkaç tane daha vardır da sadece DJ'den bahsetmişler. Net kodu düzeltiyoruz, düzeltmiyoruz dememişler. Bence düzeltmeyecekler. Çünkü düzeltemiyorlar. En azından bir bilgisayar için konuşuyorum. Xbox zaten sorunlu değil. PlayStation 3 PSN sorunlu. Valla Omega Edition artı en az kaç karakter? 7-8 karakterinde trial'lı demek. Yani şey, Street Fighter'a yeniden dönecek millet demek. Geriye zıplama huyu nereden çıktı bunu ya? Geriye zıplıyor.
point. Mırtıl kımmıt gelince bilgisayara tabii ki yayın yapacağız Sinancan. Hatta Street Fighter'ın hangisiydim lan ben? Renklerimi karıştırdım ha. Bir süre bayağı Mortal Kombat oynayabiliriz. Sen de konuk olabilirsin. Olabilirsin yani, izin veriyorum Sinan, kendi kanalın gibi. Oğlum adam yenecek şaka maka ya. Aa, şuriken çekeydi. Sinan sen geldin, niye sayımız arttı ya? Arkadaşlarını da mı çağırıyorsun gelirken? Elon Wolf demiş ki Dead or Alive oynar mısın herhangi bir gün? Valla bilgisayarda yok herhalde ya Dead or Alive. Söyleyemedim, düşün yani. Oyun nasıl oynayacaksam. Konsoldan oynayamıyoruz çünkü capture kartımızın kartım yok. Bir tane capture kartımız var. O da ofiste beyler. O yüzden bağışlarınızı bekliyoruz. Capture kart alınca evet PlayStation 3, Xbox değil de PlayStation 4 falan oralardan yayın yapabileceğiz. Yapacağım. Bu az önceki arkadaş değil mi ya, buna çok abanmayayım ben. Evil Rue'yla geleyim. Hiç abanmayacağım. Sinan'ı Let's Play'lerden soğuttunuz var ya. Oyun dünyası sizi affetmeyecek beyler. Ölmedi. Aa, zıpla, zıpla. Bir daha zıpla. 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 Oo, sürpriz de geliyormuş beyler. Hadi iyisiniz var ya. Merak ettim Sinan, bana da söylesene ya. Kaçma gel. Gel kaçma. Kaçma gel gel gel. Acımayacak. Oo, eski taktikler. Tut 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 tut. Aa, bırakamadık. Yayın donuyor mu beyler? Bana sanki donmuyor gibi gözüküyor şu anda. Birazcık frame drop olmuş ama çok az. Genel bir şey gibi gözükmüyor. Marvel vs. Capcom oynuyorum. Oynuyordum. Bu bilgisayarda yok. Yapacak bir şey yok. Capcom bütün dövüş oyunlarını oynuyorum ben. Kırmızı girelim mi? Hadi bir girelim. Bir intihar edelim bakalım. Ses ve görüntü farklı oturmuyor. Nasıl ya? Yok öyle şeyler. Değil mi? Şaka yapıyorsun. Cidden mi?
dibindeyim. Shoryuken çekiyor ya. Ne yapıyorsun abi sen? Ne yapıyorsun? Bu ne heyecan, bu ne celal. Bu ne hiddet, bu celal. Pocket Fighter oynamadım bak. Ha. Pocket Fighter ne, kim nereden bulmuş? Hadi çek, hadi çek. Çatladı çünkü. O nasıl zıplama ya? İlginç. İlginç kendiler izliyorum bu aralar. Açıyorsunuz torrenti arkadan. Sonra neden yayın takılıyor tabii. Gambler 05 Sinan'a trip atmış. Sinan geliyorum dedi ya. Bekleyin azıcık. Evdedir şimdi, çocuğuna biberon veriyordur şu aralar. Christopher. Adam adını yazmış, nick değil. Azza. AS. Kırmızı. Hadi bakalım, bir de sen kırmızı gel. Valla bir Ken daha gelirse yani pes diyeceğim. Ne bu Ken hype'ı? Küçüklüğümde imkan olsa küçükken video çeker miydin? Nasıl bir soru ya? Küçükken video çekemezdim herhalde. İmkandan değil. Çalışmazdı kafa yani o kadar. Küçükken oyun oynardım en fazla. Sinan abileri, bak seni çağırıyor. Sinan abileri. Tabii bu yayını banttan izleyecek arkadaşlara muhabbet çok garip gelecek çünkü chat'i görmüyorlar. Oh, yarasın. Hastasıyız yunların ya. Suyundan da koy yuncum. Bir dive kick var, başka hiçbir şey yok ya. Evet, birazcık lag'imiz varmış. Aldanmamak lazım. Nön 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 nön. Onu blok yaparsan artı 4 recovery'si var. Öyle de be. Al. Yayın gitmedi mi yayın? Yayında sıkıntı mı var beyler? Gambler demiş ki oyuncuların geçmiş sayılarını nereden temin edebilirim?
eskisayılar@oyungezer.com.tr şeklinde bir adresimiz vardı. Oradan stoklardaki sayıları görebiliyordun. Oradan bir bak. Stokta gözüken ve istediğin dergiler varsa sipariş verebilirsin. Yoksa ateş@oyungezer.com.tr adresinden konu hakkında bilgi alabilirsin. Oğlum yayın birinizde çalışırken birinizde nasıl çalışmıyor ya? Ben çözemedim. Bu Twitch bize ne yapıyor? Garezi nedir Twitch'in bize? Sinan sen mi kurcalıyorsun? Oh. Unuttum bu adamla nasıl kapışılır ya. Adamdaki kafa kimsede yok yani. Heh. Hay arkadaş senin boynuzun kadar. Bak ya. Oğlum inadını atacağım sana o aduket. Adı inadını yediriyor. Ha. 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 Oh. Kaç. 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 Kuş geldi, kaç. Oh, enerjiye bakar mısın ya, hayvan gibi vuruyor. Ya bu adam 3000 puanı cidden böyle kuş gibi uçarak mı yapmış? Valla başka o yedirdi. Enerjiye bak, enerjiye bak. Hırç. Niye yaptıysam hiç. Ha. Kapmıyor ya. Yani. Orada kapabiliyor aslında da. Neyse daha egzeyi. Bir daha gel. Islık çala çala. Beyler nasıl yayın geldi, ses yok, her şey düzeldi falan. Ne diyorsunuz, korkutuyorsunuz beni, bıttık. Injustice nasıl bir oyun biliyor musun? Böyle şimdi Kemal Sunal esprisi yapardım ama Injustice güzel, çok iyi değil ama güzel bir oyun. Farklı. Normalde dövüş oyunlarında bir hareketi tutup sürekli yapamazsınız ama Injustice'da iyi yiyor nedense. Yani bir karakterle iyi olursanız bütün karakterleri neredeyse çözüyorsunuz. Kötü bir şey değil tabi. Bu da yani ömrü çok uzun değil oyunun, o yüzden. Sanmıyorum şu anda çok oynansın. Yuriel, Mortal Kombat'ı kaçırdın maalesef dostum ya. Programın başında Mortal Kombat'a geçmiştik. Yayın biraz tırt olunca, yayın dedim, oyunun lagi biraz kısa kestik. Bir herhalde 40 dakika falan oynadık.
Adam direkt geldi kaptı ya. Bir daha. Bir daha ya. Görmedim. Yine görmedim. Arkadaş ligin avantajını kullanıyor bir de. Hava yapıyor. Şu an şeyin üzerinden zıplayamıyoruz. Oha yakaladı. Enerji emdi emdi. Bizim Ali ile olan maçlarımızı anlatmadım Sinan ya. Onu bence anlatmayalım yani. Programın geleceği açısından. Ve Ali'nin mesleki kariyerini bitirmeme adına. Endless'a niye giriyorum ya? El alışkanlığı olmuş. Ay bir Akuma daha mı ya? Ne bileyim yani şimdi Ali'yi nasıl oynayamadığını anlatınca da bilmiyorum, bence sen anlatabilirsin Sinan ya. Nasıl olsa elbet bir gün konuk geleceksin programımıza. Ama manyak mı Akuma'lar? Niye durup dururken selam veriyor? Ben de böyle mi yapayım yani? Yuh yani, onu da mı yiyeceğim? Daha neler? Yayın açılmıyor mu? Gerçeğin bu konuştuğumda duyamaz tabii o zaman. Bir şey öneremem. Yayın kaça kadar sürüyor biliyor musunuz beyler? 10 dakika sonra bitiriyoruz. Var mı Endless'a gelecek olan? Bir daha açıyorum bakın son kez. Gelen varsa kapışalım.
Bir kişiyi davet ettim bakalım. Kimse gelmiyor herhalde. Bir kapışalım bakalım. Bir dayağımızı yiyelim. Sinan, 10 dakikada indireceksen helal olsun. Gerçi oyunun boyutu azdı ya. 2,5 mü 3 GB neydi? Değişmiş olabilir. Bu arada tekrar hatırlatayım. Haftaya yokum, yokuz. GameX var. GameX'e gelin. Orada görebilirsiniz beni. Bir yerlerde bulunurum. Şimdi reklam yapmayayım. Senin kendi güzel parlıyor ya. Kenarları mavi mavi. Bende niye öyle bir şey yok? Yayını izliyorsan aynı arada senden ricam kapaman olacak. True TV. Lag geldi, lag geldi. Oha 10 GB. Of. Güzel yedirdim. Huhu 45 dakika mı? Sen oyna Sinan ya, indir. Ben yoldayken sen önce bitirirsin. Tuttum. Bir dilek tuttum Sinan. Capture card'ım geldi. Tamam şimdi bıraktım. Bloody Tears bundan sonra kimin yayını var? Kimsenin yayını yok bildiğim kadarıyla. Sinan benden gizli kaçak yayın çekmiyorsa Twitch'e. Ah be, yine yedim.
Güzel oturtuyor. Oo, neler kaçırdım. Ses var, görüntü mü yok? Yok ya, öyle şeyler yoktur. Şimdi korkutmayın beni. Vallahi atlanan kare sayısında bir artışımız yok. Kaç dakikamız olmuş? Bu son maçımız olsun. Trotu bir. Sonra ben gider. Siz sağ, ben selametle. Hadi finali Hugo ile yapayım. Şöyle bir ağzımı gözümü bir kır. Bison demek ya. Hediyeyi Gökhan adlı bir arkadaş kazandı beyler. Tekrar edeyim. Kullanıcı adı da Nemarato. Kendisine mail atacağım. Benden cevap beklesin. Tebrik ederiz. Önümüzdeki haftalarda tekrar bir yarışma yapacağım kesinlikle. Hoşunuza giden. Gel bakalım. Sen gelmezsen ben gelir ve dayağımı yerim. Gökhan, aleykümselam. Kandırdım seni dostum. Şurayı görüyor musun? Evet Sinan'ım, ben gidiyorum. Diğer arkadaşlar size de güle güle diyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya dediğimiz gibi program yok. GameX'de görüşmek üzere. Şahsen ben GameX'deyim. Oyun gezer olarak de konuşmuyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Ama ondan sonraki pazar yine aynı saatte 4 gibi görüşürüz. Bir diyeceğiniz varsa oyungezer volkanetoyungezer.com.tr adresine ulaşabilirsiniz. Tişörtü kazanana ben kendisine ulaşacağım bizzat. İyi akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Programın banttan yayını Oyungezer'in YouTube sayfasından, videolar sekmesinden görebilirsiniz.
yarın izleyebilirsiniz muhtemelen. Pazartesi yani. O zaman hadi bay bay.